1. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 186 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları. Ata Yayınları sayfa 186 Sanayi Devrimi sonrasında buhar ve kömür enerjisiyle çalışan gemiler ve trenler sayesinde Avrupalı devletler, endüstriyel üretime bağlı olarak fabrikalarda üretilen ucuz ve kaliteli malları Osmanlı sınırları içerisinde pazarlama imkanı buldular. Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı sanayisi çöküş sürecine girdi. Osmanlı Devleti bu gelişmeler karşısında bir takım tedbirler aldı. Öncelikle Avrupa'dan ithal edilen mallara yüksek gümrük vergisi uygulamak istediyse de kapitülasyonlar nedeniyle amacına ulaşamadı. Osmanlı Devleti'nde sanayileşme önündeki engellerden biri de teknik eleman sıkıntısıydı. Osmanlı Devleti'nde sanayi tesisleri genel olarak devlet eliyle kurulmuştu. Ancak Müslüman toplumda bu tesisleri rekabetçi bir mantıkla işletebilecek yeterli beceriye sahip teknik eleman yok denilecek kadar azdı. Bu sebeple Osmanlı idarecileri bu tesislerden bazılarını, daha iyi yapacaklarını düşündükleri yabancı müteşebbislere emanet ettiler. Bu tesislerde çalıştırmak amacıyla Fransa ve Almanya gibi ülkelerden meslek erbabı çeşitli zanaatkarlar getirdiler. Ancak bu müteşebbislerden bazıları sorumluluklarını yerine getiremedi. Bunun yanında deprem, yangın ve kuraklık gibi durumlar da sanayileşme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Osmanlı sanayileşmesinin önündeki diğer bir engel ise, Avrupa'daki teknolojik gelişmelerin takip edilmemesi ve devletin sanayileşmeye yönelik uzun vadeli stratejiler üretememesiydi. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda Avrupa'nın gerisinde kaldığını görerek önemli Avrupa başkentlerinde elçilikler açtı. Hatta elçilerin gönderdiği raporlar doğrultusunda çeşitli ıslahatlar yaptı. Ancak dönemin yöneticileri, Avrupa'nın gerisinde kalmanın sebeplerini genelde askeri başarısızlıklara bağlayarak bu doğrultuda çalışmalar yaptılar. 19. yüzyılda Avrupa'da sanayileşme faaliyetleri ivme kazanınca Osmanlı yöneticileri özellikle Tanzimat döneminde sanayileşme çalışmalarına hız verdiler. Görsel 5.3. Ancak Osmanlı Devleti'nde yaşanan padişah değişiklikleri, siyasi istikrarsızlıklar, kaybedilen savaşlar ve bazı kesimlerin sanayileşme çabalarına olumsuz yaklaşımları sanayileşme konusunda uzun vadeli stratejiler yapılmasına engel oldu. Birçok işletme ve proje bu yüzden yarım kaldı. Tartışınız Osmanlı Devleti'nin sanayileşmede gerekli hamleleri yapamaması hangi sonuçlara yol açmıştır? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Cevap: Osmanlı Devleti'nin sanayileşmede yetersiz kalması, Avrupa ülkelerinin ürettiği ucuz ve kaliteli malların Osmanlı pazarlarında talep görmesi sonucunda yerli sanayinin rekabet edememesine neden oldu. Bu durum, Osmanlı ekonomisini zayıflattı ve dışa bağımlılığı artırdı. 1. Sınıf Ata Yayıncılık Tarih Ders Kitabı sayfa 186 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.